Şiddetle alakalı sormak istediğimiz soruları yanıtlayacak bize. Hoş geldiniz tekrar programımıza. Gerçekten bu şiddet olayları neticesinde kadının ruhunda tahribatı, yani tamiri mümkün olmayan tahribatlar oluşuyor. Bu noktada ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Bir de ikili ilişkileri nasıl etkiliyor bu tarz şiddet olayları diye sormak istiyorum. Mesela seni çok seviyorum diyor ama ertesi gün tekrar şiddet uyguluyor, affediyor o kişi. Sevdiğini söylediği halde şiddet uygulayanlar da var. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Öncelikle böyle bir konuda farkındalık oluşturduğunuz için yayın ekibine, sizlere tebrik ediyorum. Çok önemli. Biz teşekkür Çünkü, ederiz. Şiddet daha çok sessizlikte yeşeriyor. Doğru. Her birimizin sorumlulukları var, medyanın, bizlerin, bürokratların. Tabii şiddetten bahsedersek bunu iki formu var ilişkilerde, bunu ayırmamız lazım. Bir ilişki terörizmi dediğimiz bir boyutu var. Evet. Bir de durumsal şiddet dediğimiz bir boyutu var. Yani ilişki terörizmi dediğimiz nokta, özellikle bir tarafın diğer taraf üzerinde patron olmak istemesi, onun üzerinde bir kontrol sağlamaya çalışması, bununla evet, ilgili bile isteye bir niyetinin olması ve bu durumu bir problem olarak görmemesi gibi bir durum söz konusu. Doğru. Bir de durumsal şiddet dediğimiz, daha çok bizim terapilerde de karşılaştığımız, çiftlerin aralarındaki iletişimsizlikten, birbirleriyle ilgili yakınlık veyahut da uzaklık kurmayı tam olarak sağlayamamalarından kaynaklı bir şiddet durumu var. Yani bunu çocuklarda da görüyoruz mesela. Çocukların ebeveynlerine yönelik bir takım şiddetleri vardır. Bilirsiniz. Annesinden ilgi görmeyince, annesinden onun dikkatini çekemeyince anneye karşı bir takım davranışlar sergiler. Evet. Dolayısıyla bu ikinci durum olduğunda nispeten daha bir çözüme dair yol alabiliyoruz. Ama birinci bahsettiğimiz durum epey sorun olan bir durum. Doğru söylüyorsunuz. Hakikaten öyle. Pek çok bize gelen boşanma davasında da bu şekilde, yani kendisinin patron olduğunu ve o baskıyı hissettirmek amacıyla ve onun hiçbir söz hakkı tanımadan özgüvenini kırmaya yönelik davranışlarla muhatap olduklarını görüyoruz. Hakikaten de dediğiniz doğru. Peki bir de ben seni çok seviyorum diyor ama tekrar şiddet uyguluyor mesela. Sonra o affediyor kişi karşısındaki, inanıyor ona. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani seven bir insan şiddet uygulayabilir mi Eyüp Bey? Ya şimdi bir kere şiddet uygulanan kişi, kurban, bir korku duygusu içerisindedir ilişkide. Ve sevgiyle korku ikisi yan yana olan bir duygular değiller. Yani uç noktalardalar. Sevginin olduğu yerde korku olmaz, korkunun olduğu yerde sevgi olmaz. Hı hı. Dolayısıyla biz bu tür durumlarda kişi korkuyor ama genelde şiddet durumlarına baktığımızda uzun süreli ilişkilerde yaşanıyor. Bağımlılık evet, durumlarda yaşanıyor. Evet, doğru. Bir aile içerisinde yaşanıyor ve şiddet olunan bir ortamdan uzaklaşmak da çok tehlikeli bir durum. Çünkü araştırmalara baktığımızda aile içi cinayetlerin yaklaşık %70'i kurban ilişkiyi bitirmek istediğinde gerçekleşiyor. Evet, doğru. Dolayısıyla ilişkiyi bitirmek böyle mantıksal anlamda yapılması gereken bir durum gibi gözükse de yapması çok zor bir şey. Peki bu evlilik içi şiddette ya da evlilikte olmayabilir, şiddet durumlarında tedavisi mümkün mü bu psikolojik rahatsızlıkların? Yani sonuçta insanın ruhunda çok büyük yaralar açıyor. Evet. Özgüven duygusu gidiyor insanın. Yani bu tedavi edilebiliyor mu? Düzeltilebiliyor mu? Şimdi bu tür durumlarda gerçekten o ilişki terörizmi dediğimiz noktaya tekabül ediyor. Yani bu noktalarda kurban olan tarafın bir şekilde kendini korumaya ve savunmaya geçmesi gereken süreçleri konuşabiliriz. Yani tedavi süreçleri çok uzun bir süreçler. Genelde de bu kişiler tedaviye çok yaklaşmıyorlar. Evet. Bu noktada bizim o kurbanın ses olmasına, sesini duymaya ve sesini duyurmasına sağlamamız lazım.
Doğru söylüyorsunuz. Biz de o noktada farkındalık yaratarak kadınların kendileri böyle bir şiddete maruz kaldıkları zaman haklarını kullanmalarını istiyoruz. Ve çözüm getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki sadece yasa olarak değil, biraz sonra onu anlatacağım. Kadınların kendi erkek çocuklarını yetiştirirken de nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatmak istiyorum biraz sonra. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Başka bir yayında tekrar konuğumuz olmanız dileğiyle. İyi günler, sağlıklı günler efendim. Teşekkür ederim. Sağ ol.